Evet kaptan, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Yeni bir dönem, yeni hoca. Neler söyleyeceğim? Önce onunla ilgili görüşelim. Aslında söyleyecek bir şey yok. Yani pek yorum yapmak bize düşmüyor. Artık önümüze bakmak zorundayız. Yeni hocamıza da. Bizleri de inşallah bu süreçte hayırlı olmasını diliyoruz. Çok tecrübeli. Bu ligi çok fazlasıyla bilen, bu ligde çok fazla başarısı olan, ismini Türkiye'de ciddi anlamda kanıtlamış bir isim. Bize fazlasıyla katkısı olacağını biliyoruz. İnşallah hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmamız için de hani giden hocamızdan sonra gelebilecek en iyi hoca diyebiliriz bu seçenek anlamında. İnşallah bizlere katkısı olacağına inanıyoruz. Bu şampiyonluk yolunda onlarla birlikte inşallah hedefimize ulaşırız. Manisa maçına gelirsek de kesinlikle oraya puan veya puanlar için gidiyoruz. Dediğimiz gibi bizim hedeflerimiz var. İnşallah her maç bizim için puan veya puanlar olarak baktığımız maçlar. Kolay maç yok. Bunu Antepspor maçında da gördük. Hani transfer yasağı açılmamış olabilir ama gerçekten bizim adımıza çok zor geçti. Ama şükürler olsun kazanmayı bildik. Önemli olan 3 puandı. Hep böyle olsun. Zor geçsin ama kazanalım. Kazana kazana hedefimize ulaşalım. Dediğim gibi zor olan çok maçı geçtik. Önümüzde de ciddi anlamda yine aynı şekilde zor maçlar var. Bunları da en az kayıpla geçip inşallah devreye girmek istiyoruz. Ne kadar yukarıda girersek ikinci yarı içinde o kadar avantajlı oluruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kolay gelsin. Tamam. Evet Alparslan, yeni bir hoca, yeni dönem. Sana da son günlerde bir hakikaten formunda bir yükseliş var. Yeni görevler veriliyor. O görevlerde iyi yapıyorsun. Stoper gibi öyle diyeyim. Gaziantep maçında neler söyleyeceğim bir genel. Öncelikle hayırlı olsun diyorum hocalarımıza. Evet. Az önce kaptanımızın da söylediği gibi gerçekten kariyerli bir hoca. İnşallah hayırlısı olur. Bizim için de iyi olur. İkincisi, nerede görev verirseler biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Önemli olan takımın yenmesi. Çok şükür Antepspor maçında galip ayrıldık. İlerideki günlerde bekleyip göreceğiz. Ama dediğim gibi nerede görev verilirse en iyi yapmaya çalışmaya çalışacağız. Elmar'la hoca, ben Tom Oğuzlu hocaya bakıyordum. Elmar'la senin önce bir şey oldu. Muammer hocamız önce Elmar'ı arkaya koydu. Evet. Ondan sonra rakip uzun topa başlayınca benim Elmar'dan kafa topum bir tık daha iyi olduğu için beni arkaya aldı. Doğru da hamle oldu. Evet. Aslında maç sonucuna bakınca. Tabii. Onu da kutluyorum, Muammer Hoca'yı da kutluyorum. Evet. Sakatlıklar var bu sıra takımda, cezalılar var. Bu konuda neler söyleyeceksin? Peki söylenecek bir şey yok yani. Bu gayet normal. Lig uzun bir maraton. Evet. Sakatlık da olacak, cezalı olan oyuncular da olacak. Ama önemli olan onların yerine gelen oyuncular. Ve onların yerini doldurabilecek oyuncularımız var çok şükür. Onlara şans gelecek. Allah izin verirse onları da değerlendirir. Önemli olan dediğim gibi takım olarak başarılı olmamız. Kişisel başarı bir şey getirmiyor. Teşekkür ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Murat, yeni bir hoca, yeni bir dönem diyelim. Neler söyleyeceksin önce bu konuyla ilgili? Tabii ki öncelikle biz profesyonel futbolcularız. Bizim işimizin gereği böyle ayrılıklar oluyor. Şimdi Hüseyin Kalpar gibi çok tecrübeli bir hoca geldi. Zaten kendi bu ligde ispatlamış, şampiyonlukları çok olan bir hoca. Kendisine başarılar diliyoruz. İnşallah hep beraber bu yolda başarılı oluruz. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Önümüzde bir milli takım arası vardı. 15 günlük bir hakikaten belki de Elazığspor için iyi bir dönem oldu. Ondan sonra Manisa deplasmanında maçı var. Neler söyleyeceğim? Tabii ki milli maç arasında Antepspor'u yenerek girdik. Sonuçta bu ligde her zaman her takım zorlayabiliyor. Bunu hep söylemişizdir. Antepspor da ciddi sıkıntılarla boğuşuyor. Fakat bizim adımda zor bir maç oldu. Ama tabii kazanan taraf biz olduk. Sevinçliyiz, mutluyuz. İnşallah bunun devamını getiririz. Antep maçındaki hatalarından ders çıkarıp her takım ciddiye alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Manisa maçı ile ilgili. Manisa maçı tabii ki bazı sakatlıklar var, evet. Cezalar var. Tabii biz şu anda 27-28 kişiyiz. En gençten en yaşlısına kadar bu takım başarısı için mücadele ediyoruz. Bir oynamayan arkadaşımız varsa onun yerine bir başkası gelecektir muhakkak. Onun açını kapatacaktır. Önemli olan burada takım olarak biz birlikteliği sağlayandıktan sonra inşallah doğru bir yolda ilerleyeceğiz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun abi, görüşürüz. Evet, tamam.
yeni bir dönem, yeni bir hoca. Önce bununla ilgili bir görüşlerini alabilir miyim? Neler söylüyorsun? Sen Hüseyin Hoca'yı tanıyor musun? Neler söylüyorum? Yani ben 2 sene önce Alanya'da çalışma fırsatı bulduk Hüseyin Hoca'yla. Çok başarılı bir hoca bizim. Bir şey söylememize bile gerek yok. Zaten herkesin bildiği, tanıdığı, çok tecrübeli bir hoca. Yeni bir sayfa açıldı tabii kulüp için. İnşallah hayırlı uğurlu olur. İnşallah ayağı uğurlu gelir. Bize katacakları şeylerle inşallah üst sıralarda daha da iyi hedeflere, zaten hoca da dün açıkladı. İnşallah bu doğrultuda ilerleyeceğiz. Takımla ilgili neler söyleyeceğim? Zaman ilerliyor, cezalar oluyor, sakatlıklar oluyor. Geçen hafta mesela sen yoktun sahada. Evet. Yerine başka bir arkadaşın oldu. Bu hafta Mehmet cezalı. Yine sahada olacaksın büyük ihtimalle. Yani o zaman tabii takdiri. Neler söyleyeceğim bu konuda? Vallahi takım genişliği var. Yani ben de 10 maç üst üste oynadım. Son maçta da takdir öyle görüldü. Oyna derlerse oynuyoruz, otur derlerse oturup, yukarı çık derlerse yukarı çıkıyoruz yani. Bunda futbolda oluyor böyle şeyler. Ama tabii cezalar, sakatlar olduğu sürece de illaki işte yedek bekleyen, kadroya giremeyen bu arkadaşlarımızın kendini hazır tutması lazım. Girdiğinde katkı sağlaması lazım. Katkı sağladığında formayı alıp götürmesi, bu böyledir yani. Her zaman, her yerde gördüğüm budur. Herkes için hayırlısı olsun. Yani bu işin fıtratında bu var. Manisa maçıyla ilgili neler söyleyeceğim? Benim için çok özel bir maç. Benim doğup büyüdüğüm topraklar. 2 senede şampiyonluk yaşadığım, kümede kalma sevinci yaşadığım takım. Yani tabii duygularla işi çok fazla karıştırmıyorsun sahada ama... Onlar da iyi gitmiyor bu arada. Ya o evet, bir sıkıntıları var. Bizim maçtan sonra onlara da başarılar diliyorum, ne diyeyim. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olasın, teşekkür ederim. Hocam, eski yıllarda da, eski sezonlarda da isminiz geçiyordu. Nasıl ki Elaspor bir hoca arayışına girse. Ama bu yıla nasipmiş. Kısmet, evet. Kısmet böyleymiş. Sezonun 11. haftası geride kaldı hocam. Bundan sonra inşallah iyi bir sezon geçer. Bir duygularınızı alalım, neler söyleyeceksiniz? Tabii, profesyonel bir takım. PTT birinciliğinde oynayan bir takım, daha önce Süper Lig'i yaşamış olan bir takım, futbol geçmişi iyi olan bir takım veya şehir. Ben de profesyonel bir elemanım, teknik adamım. Dolayısıyla değişik yerlerde çalışma özelliği içerisinde bulunuyoruz. Elazığ'a gelmekten çok mutlu olduğumu, çok keyif aldığımı söylemek isterim. İnanarak, güvenerek ve buranın başarılı olabileceği düşüncesi içerisinde inancımı ortaya koyarak burayı tercih ettim. Bu tercih ettiğimden dolayı da çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Çünkü futbol geçmişte iyi olan bir şehir olarak, daha önce 84-85 yıllarında futbolcu olarak oynayan birisi olarak burayı tanıyorum. Ama o yıldan bu yıla kadar tabii ki çalışmadım. İlk defa teknik adam olarak görev alacağım. Bu görevimi de layıkıyla inşallah yerine getiririz. Hedef olan bir takım, hedefini tutturmak için de bize büyük görevler düşüyor. Bu görevlerin bilinci içerisinde olduğumuzu biliyorum. Hocam, hem grubu tanıyorsunuz hem de Elazığspor'u yakın takip ediyorsunuz. Son yıllarda bu grupta böyle biraz çıtayı yükselten veya bir vitesi yukarı atan şampiyon oluyor. Sizin tecrübelerinizle hocam Elazığspor'un şansını nasıl görüyorsunuz? Tabii, bunların hiçbiri söylemli olmuyor. İcraatlı oluyor.
Her şeyden önce iyi bir ekip ruhu olan bir takımlar başarılı olan takımlar. İyi bir takımdaşlığı olan takımlar başarılı olan takımlar. Burada bu var olarak biliyorum. Bunu da daha yukarıya taşımak için bize görevler düşüyor. Bunu mümkün olduğu kadar en doğru şekilde yerine getireceğiz. Bunu çok iyi bir şekilde yerine getirdiğimiz zaman zaten kendilerinden takım başarıyı yakalar. Başarıda da herkesin payı olacaktır. Dolayısıyla futbolcunun, başkanın, yönetim kurulunun, teknik ekibin, basının, taraftarın, herkesin payı olacaktır. Çünkü başarı mutluluklar getiriyor. Mutluluğu yakalamak için de nasıl bir görevler düşüyor? Mümkün olduğu kadar onları doğru yapmaya çalışacağız. Hocam sakat ve cezalılarımız var. Önümüzde bir Manisa maçı var, bu hafta maçı yok. Ya da hafta sonu bir şey düşünüyor musunuz hazırlık maçı hocam? Takımı daha iyi görmek, tanımak için. Tabii ki düşünüyoruz ama kolay olmuyor. Malatya ile görüştük, Sivas'la görüştük. Daha alt liglerdeki takımların maçları var hafta sonları, onlar olmuyor. Ancak bu tür takımları düşünebiliyoruz. Çok uzaklara da gitme şansımız olmuyor. Malatya'dan ve Sivas'tan haber bekliyoruz. Eğer uygun görürlerse onlarla maç yapmak isteriz. Hocam sakat ve cezalılarımız var. Manisa maçıyla ilgili. Mümkün olduğu kadar ve sakat ve cezalılardan yoksun bir şekilde sürdüreceğiz. Biliyorsunuz ki profesyonelde sakatlıklar da oluyor. Mümkün olduğu kadar olmaması için çalışırız. Cezalı olanlar da olabiliyor. Ama 25 kişilik kadroda herkes oynayabilecek kapasitede olmalı. Zaten oynayacak kapasitede olmuyorsa da bu kadroda olmaması gerekiyor. Onun için ben o gibi şeylere çok fazla takılan birisi değilim. Tatos'un durumunu öğrenebildin mi? Şu anda çok net bilgimiz yok. Tedavi görebileceğini daha önce buradan giderken söylemiş. Oradan gelen sağlıklı bir bilgi yok şu ana kadar bana. Görüşürlerse, bilgi alırlarsa bilgim olacak. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet, Karan Başkanım. Hayırlı olsun hocamız. Teşekkür ederiz hocam. Yani hakikaten tam zamanda hoca bulma, getirip takımla çalışmalara başlaması, yönetim açısından başarılı. Bu konuda şu görüşler zaman alalım. Tabii bizim bulunduğumuz lig hızlı hareket ettirmeye gerektiriyor. Kaybedecek haftalar, maçlar yok maalesef. Biz de bu konuda tabii elimizi hızlı tuttuk. Tabii hocamın da Elazığ Spor Kulübü'nü istemesi burada en büyük etken oldu. Çok fazla görüşme yapmadık zaten. Hüseyin Hoca'nın kariyeri belli, yaşadığı şampiyonluklar var. Ben Hüseyin Hoca'mızın kesinlikle takıma çok ciddi katkılar getireceğine inanıyorum. Ki nihayetinizde yönetim kurulumuzla da bu konuyu görüştük ve herkes aynı fikirde olunca çok fazla düşünmeye gerek kalmadı. Zaten Hüseyin hocamızın kariyeri de ortada. Dolayısıyla bu iş bu şekilde hızlı olmuş oldu. Hüseyin Hoca tabii yıllardır biliyoruz ama bir şey biz kafamıza takılıyor. Bu tür hocaların biraz maliyeti yüksektir. Bunu nasıl çözdüğünüzü öncelikle ondan soralım. Yani şöyle söyleyeyim. Daha önceki yani hocalarımızdan yani şu ana kadar biz 3 hocayla çalıştık. Çok yukarıda bir maliyet değil, onu söyleyeyim. Yani geçen sene de biz Hüseyin Hoca'yla temas kurmuştuk. Ama buraya gelince oturup konuştuk. Onu tabii fikirlerine saygı duyuyoruz, daha iyi anladık. Hüseyin Hoca kariyerinde inanmadığı, yani mutlu olmayacağı veya sorunlar yaşayacağı yerlere gitmek istemiyor. Takım anlamında, sportif anlamında söylüyorum. Biz geçen sene kendisine teklif götürdüğümüzde çok yüksek maliyetler söylemişti. Ki bu birkaç haftada kendisine yine çok yüksek teklifler de yapılmış, onu da ifade etti. Ama burada önemli olan para değil, benim gittiğim yerde şampiyonluğa, şampiyon olabileceğime inanmam diyor. Dolayısıyla bize çok yüksek bir maliyetle gelmedi. Yani diğerlerinin çok çok az üstünde. Yani en şu ana kadar çalıştığımız hocaların belki %15-20 üzerinde bir maliyetle geldi. Dolayısıyla yani kulübümüz mali açıdan da bu anlamda çok yorulmuş. İsteği var mı devralasıyla ilgili transfer isteği falan? Tabii bunları konuşuyoruz. Yani o da takımı görecek. Önümüzde 6 maç var. Bunları görecek.
Ona göre oturup karar verecek. Bizler de ona göre değerlendireceğiz. Sonuçta hedef şampiyonluk. Belki bazı kimseler işte şampiyonluk hedefinin koyulmasının yanlış olduğunu savunabilirler. Yani her görüşe saygımız var. Ama bizim hedefimiz şampiyonluk. Yani Elazığ Spor'un kaybedecek yılları yok. Mali açıdan da borçların sıfırlanması ve Elazığ Spor'un gelecek yıllara daha sağlam bakabilmesinin tek yolu bu. Yani şampiyon olmak. Dolayısıyla evet, bizim de şu an ben şuna inanıyorum, yani takımımız şampiyon olamayacak bir takım değil. Diğer takımlarla kıyasladığımızda futbolcularımızı, onların kariyerlerini veya kişisel becerilerini, kesinlikle şampiyon olabilecek bir kadromuz var. Artık şampiyon olabilecek bir teknik kadromuz da var. Burada tek şart kalıyor bana göre. Artık bütün camianın kenetlenmesi. Camia derken ben sadece yönetim kurulumuzu kastetmiyorum. Bütün Elazığ'ı kastediyorum. Kurumları kastediyorum. Maddi anlamda da kastetmiyorum. Herkesin inanması lazım. Yani sizlerin, hocam, spor yazarlarının, medyanın, herkesin şampiyonluğa inanması lazım. Kavga etmeden, tartışmadan, dövüşmeden, yani çekişmeleri bir kenara bırakarak herkesin, bütün camianın şampiyonluğa inandığı an ben şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Yani bu kadar zor bir şey değil. Son olarak Tatos'u sormak istiyorum. Bir bilgi alabildiniz mi yönetimle ilgili? Tatos şu anda Yunanistan'da. Orada da tedavisi devam ediyor. İnşallah cuma günü veya cumartesi burada olacak. Buraya geldiğinde de antrenmanlara başlayacak diye düşünüyorum. Tabii oradaki doktorunun da son raporu önemli. Buraya geldikten sonra da son bir kontrol olacak. Yani en kötü ihtimalle önümüzdeki hafta içi idmanlara başlayacaktır. Maçta oynayabilir mi derseniz, buraya geldiği zaman belli olacak bu. Şu anda maçta oynayıp oynamayacağı belli değil. Ama tabii Tatos gibi bir futbolcumuzu da tek bir maç için riske etmemek gerekir diye düşünüyorum. Eğer riskli bir durumu söz konusuysa yani ona göre bir karar verilir artık. Hem teknik heyetle görüşülüp hem sağlık ekibiyle ona göre bir karar verilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Rica ediyorum. Efendim. Size de iyi yayınlar diliyorum hocam. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Thank you.
Hadi.